Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Aralık Cumartesi Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 7 koşuluk bir program var. 6'da 2. koşuyla beraber saat 3'te start alacak. Ben de programla ilgili tuttuğum, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Size genel bir 6'lı yorum yapacağım. Ee, arkadaşlar her zaman olduğu gibi ben azattan bahsedeceğim. 2-3 at safkanı ön plana çıkaracağım. Sizi tuttuğunuz safkanlar varsa değerlendirmeye çalışın. Ee, en iyi oyunu, en iyi kurguyu arkadaşlar oynamaya çalışın diyorum. Ve 7'li plasa oynayacak arkadaşlar içinde arkadaşlar birinci koşuyla beraber 7'li plasa başlıyor. Ben Romolo'nun ilk ikiyi bozmayacağını düşünüyorum. E, rahatlıkla e, tek atılabilir görüyorum e, yedili 7'li plasede. O yüzden e, Romolo ilk koşusunu zaten ben çok beğenmiştim kazandığı yoruş yarışını. Ondan sonra iki tane çok sert grupta yarışlar koştu. Daha şu an için çok müsait grubu Burhan Kılıç'la beraber Zaten buran da bu, bu safkanlarla bu tarz önde e, sert giden safkanlarla çok uyum sağlıyor. Ben yani için bu grubu da geçmesini bekliyorum. Romolo'nun en azından ilk ikiyi bozmayacaktır. Yedili plase için risk edilebilir diyorum tek olarak. Günün ikinci ayağına ikinci koşusu altının birinci ayağına geldiğimizde arkadaşlar. Şartlı beş bir koşu var. Üç yaşlı İngilizlerin 1500 metre mesafe kumda bir yarışı gerçekleşecek. Ben burada Hemen hemen her yarışında bahsettiğim, hep iyi koşmasını bek beklediğim bir safkan var. Bu da 4 malı Beybor arkadaşlar. Ben bu safkanı uzun sürede takip ediyorum. Ee, ben bu safgandan iyi bir koşu da bekliyorum. Yarın için e, bu grupta gelirse güzel de bir AGF ile güzel bir sürpriz imza atabilir. Ben ilk sıradan bu safkanın muhakkak kuponlarda olması gerektiği düşünüyorum. Ve Beybor'a muhakkak kuponlar ekleyelim arkadaşlar bu safkanın dışında arkadaşlar Yıldırım Ekürüsü'ne geçtikten sonra iki yarış gören ve son yarışında çok güzel koşan Leon arkadaşlar. Bu safkanın da son koşusunu tekrarlaması durumunda bu grup üstünlük sağlayacaktır. Üzerine üzerinde bu sefer Halis'i vermişler. Halis Karataş avantajıyla beraber daha da etkili koşacak olan bu safkanı yarın için kuponları ekleyelim. E el sonra kimlik değiştirdi safkan. Son yarışı özellikle çok beğendim ben. Çok sert grupta iyi koştu. O yüzden bu safkana da yarın için şans verilmeli diyorum. Son olarak da arkadaşlar Serdar Kaan bir Natif Kağan yavrusu ki etkileyici bir orijini var safkanın. Son yarışında ilk defa çıktığı kumda çok etkili bir startla çok etkili bir yarış yaptı. Çok sert grubu çok rahat geçti arkadaşlar. O yarışını tekrarlaması durumunda yine yar için etkili olacaktır. Benim önceliğim 4 daha sonrası 6 ve 8 şeklinde bir sıralama var arkadaşlar. E, tuttuğunuz safkanlar varsa altın ilk ay için değerlendirilebilir. Ama benim önceliğim dediğim gibi 4 daha sonrası 6 ve 8. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Made in bir koşu var. 3 yaşlı Arapların 1400 metre mesafe kumda bir yarışı gerçekleşecek. Ee, arkadaşlar meydin koşularda şöyle bir problem var. Yani bu e, aslında bizim genel bir problemimiz e, maiden meydin koşularda. Meydin koşularda birçok safkan e, kazanmayı değil e, ikinci veya üçüncü gelmek için koşuyor. Yani e, az sahipleri antrenörler şöyle düşünüyorlar. Meydinden çıkmayalım ikinci üçüncü gidelim zaten ikramiye alıyoruz. Yüz bulalım yüz binden sonra da meydinden çıkar şansımızı deneriz diyorlar. Yani en azından yüz bini garanti edip ondan sonra meydana veda ediyorlar. Ya bu da bizim bize zarar oluyor. Yani bunun TCK'nın bu konuda bir önlem alması lazım artık. En azından sadece birinci ikramiye verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten meydan bir koşu. Yani meydan bir koşuda neden ikinci, üçüncü, dördüncü paraları onu da bilmiyorum. Yani meydan koşularda sadece birinci ikramiye alması lazım. Çünkü amaç meydanından çıkmak olmalı. Yani burada e, bu sistem şekilde devam ettiği sürece ben meydanların hep bu şekilde... E, bir şekilde bize yani bahis oynayan arkadaşlara zarar vereceğini düşünüyorum Çünkü bir şekilde antrenörler rokeyler at sahipleri ayarlıyorlar ve at çıkmıyor yani yarışları izleyen arkadaşlar özellikle mesela ben çılgın ejder ve greyer bu ayak içinden bahsediyorum ben diğer ayakları da bunun gibi safkanları var Hatta bugün değil birçok yarışta bu tarz yarışları meydanlarda görebilirsiniz Safkan grubu, ön grubu 5-6 boy geride takip ediyor. Sonlarda etkili geliyormuş gibi yapıp ikinci, üçüncü bitiriyor yarışı. Yani kazanmama niyeti belli zaten. Ya da e, Jockey'nin sonlarda hiç çalışmadığı yarışlar oluyor. Yani bunlar artık engellenmeli diye düşünüyorum. E, bu işte bizim gibi yarış yarışseverlere e, zarar veriyor. Bence bu konuda TCK'nın bir adım atması lazım. Benim şahsi düşüncem arkadaşlar. Ee, tekrar yarışa dönersek arkadaşlar ben bir numaralı A bahsedeceğim boyak için. Son yarışında e, çok etkili olan bu safkan e, ön, önde 2 e, 3 gitmişti. Sonlarda da çok etkili direnmişti. Ben o yarışını çok beğendim. E, Buran Kılıç da yine uyumunun iyi olacağını düşünüyorum. Safkanın ben yarın için yine bu safkandan güzel bir koşu bekliyorum. E, son yarışın tekrarlaması durumunda e, iyi koşacaktır. Zaten bu safkanın son koşuda iyi olmasının sebebi arkadaşlar dil bağı takviyesiydi Dilbayı takviyesinden sonra yani dün için çok bir önceki yarışında çok iyi koşmuştu. Bu takviye ile beraber yine Dilbaya takviyesi varsa falan da ben yine iyi koşup e, güzel bir birincilik elde etmesi benim için normal bir sonuç olacaktır. Muhakkak ilk sıradan yazılmalı diyorum. E, yine çıkmak isterlerse 4 numaralı çılgın ejder ve 5 numaralı gra arkadaşlar kuponlar da olmalı. Yani bunlar artık çıkmak mı istiyor ya da ikinciliğe mi koşacaklar meçhul. E, ee, yine 3 numaralı B obası arkadaşlar. Son koşusunu ölçü almadığım, kalitesine çok inandığım, orijini çok beğendiğim bir safkan. Bu safkanı değerlendirmeli diyorum. Günün ikinci ayağı için arkadaşlar. E, öncelik 1. Daha sonrasında ekürüler 3 arkadaşlar. Yine yeri olanlar 4 ve 5 numaralı safkanları da değerlendirebilir diyorum. Ve günün 3. ayağına grubu 3 koşuyor. 3 yaşlı Arapların 1400 metre mesafede e, yarışına e, yarışı olacak arkadaşlar. Bu ayak için Son yarışında da yine size tek verdim. O gün içinde çok iyi koşan 7 numaralı Megastar'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu Safkan eğer ki önde numara alıp ya da 2-3 gitmesi durumunda bu Safkan'ı bu grubu çok rahat geçer arkadaşlar. Çünkü Safkan zaten e, yarı stili buna çok uygun. Ama eğer ki e, çok grubu arkalarda yani 6. 7. ya da o grubu arkada bekleyip sonlarda etkili bir sprint atması beklenirse bu Safkan bunu yapamaz. Yani bu Safkan'ın stili bu değil. Ee, birkaç defa bunu denendi e, ve başarısız olundu. Yarında Ahmet Çelik var üzerinde. Ben e, Ahmet Çelik'in de buna yapmayacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle 2-3 gidecektir veya önde numara alacaktır ama e, körüler olduğu için önde numarayı vermeyebilirler. 2-3 gidecektir Megastar diye düşünüyorum. E, sonlarda da çok etkili direniyor zaten. Tempo hiç düşmeyen Safka'nın bu grubu geçmesi benim için normal bir sonuç olur. da rahat kazanmasını bekliyorum. Ben kendi kuponumda Yedirmalı Megastar'ı tek açacağım arkadaşlar. Ben yarın için Ahmet Çelik'le beraber bu safkanın geçirmeyeceğini düşünüyorum. Günün 4. yana geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade altı dişilere ait 3 e, ve yukarı İngilizlerin e, 1900 metre kumda bir yarış olacak. E, bu yarış içinde yine e, birçok safkan şans verilebilir ama benim önceliğim 2 numaralar Arro arkadaşlar. Ben bu safkanı yine çok kalitesi inandığım bir safkan. Son yarışında ölçü almıyorum. O gün için e, çok kötü koşmuştu ama... Ee, ben kalitesine inandığım Safgan'ı yine ilk sıradan vermek istiyorum. Yine aynı şekilde 4 motoru Promise arkadaşlar. Bu safganda yine son yarışında Arov'la beraber koşmuşlardı. Zaten biri 5. biri 6. gelmişti. O gün çok kötü koşmuşlardı. Bu iki safganda yıl içinde birçok kez erkek grupla koştular. Yani erkek gruplarla start aldılar. Onlara içinde de etkili yarışlar yaptılar. Şu an için grup dişi büyük ihtimalle bu iki safkan e, bu grubu ayıracaktır diye düşünüyorum. Yine yeri olanlar için 3 numaralı Nobel Prensi de değerlendirilebilir. Ama benim dediğim gibi önceliğim 2-4 daha sonrası 3 şeklinde bir sıralamam var boyak için. Tuttuğunuz safkanlar varsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğimizde Handikap 14 4 büyük Arapların 1900 metre kumda bir yarışı olacak. Boyak için ilk sıradan vermek istediğim safgan arkadaşlar 6 numaralı kısmet kız. Son yarışını ölçü almıyorum. Ondan önceki iki tane koştuğu kum yarışında birinde birinde birinci oldu. Birinde de üçüncü oldu arkadaşlar. Birinci olduğu yarışta şu anki Jokey Harun Çanakçı vardı ki ben bu bölgede çok beğendiğim bir apranti kendisi zaten. O yüzden bu Safka'nın ben yarın için çok iyi koşup bu grubu geçmesini bekliyorum. O yüzden ilk sıradan 6 numaralı Kısmet Kız'ı muhakkak kuponlarda bulunduralım arkadaşlar. Yine Kısmet Kız'ın kötü koşması durumunda 3 numaralı Efil Efil kalitesine inandığım son yarışlarını arkadaşlar ciddi almadığım bir safgan. Ben bu safkandan da yarın için iyi bir koşu bekliyorum değerlendirilebilir. Yine aynı şekilde 7 numaralı şehrin sesi. Bu safkan da yine son koşusunu ölçü almayalım. ondan önceki koşularında ot etkiliydi. Ben bu safkandan yine iyi bir koşu bekliyorum. Benim önceliğim arkadaşlar 6 daha sonrasında 3 ve 7. Yeri olanlar ağır kilosuna rağmen 1 numaralı şeker sultana da şans verebilir arkadaşlar. Bu safkan da iyi koşacaktır. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar yine meydan bir koşu var. E, 3 yaşlı Arapların e, 1400 metre kumda bir yarış olacak. E, ben bu ayak için e, bahsetmek istediğim e, bir safkan var arkadaşlar. Bu da e, 5 numaralı kurşun oğlu. Arkadaşlar çok kaliteli bir orjine sahip olan bu safkanı e, ne yazık ki son yarışlarında bir performans düşüklüğü var. Yani kötü koşuyor ama ben kalitesine çok inandığım bir safkan. Şöyle gruba baktığımda da iki, tane safkan dikkatimi çekiyor. Onlardan bahsedeceğim ama öncelik olarak bu kurşun oğluna muhakkak şans verilmeli diyorum. E, bu grubu geçmesi benim için normal bir sonuç olacaktır. E, bu safkanın dışında arkadaşlar 6 numaralı Lemden bahsedeceğim. E, bu safkana bir dil bağı takviyesi yapıldı. Bir önceki yarışında bu şekilde koştu. Ve o günkü yarışını önde start numara alıp çok sert tempoyla çok güzel koşmuştu. Hatta sonlarda artık yarış kazanırı da girmişti ama sonlarda nefesi kesilmişti. Ee, şu anki oyunki mesafe 1500'dü. Mesafe biraz daha düştü 1400'e. Ee, bu da avantaj olacağını düşünüyorum Levni için. O yüzden ben yine önde numara alacağını düşündüm. Bu safkanın e, yetkili bir koşu koşup sonlarda direnip yarışı bitirme şansının olduğunu düşünüyorum. Muhakkak bu safkanda eklenmeli. Yani benim önceliğim 5 ve 6 arkadaşlar. Daha sonrasında 2 numara Aybet arkadaşlar. Bu safkanda zaten kazanmaya mı koşacak meçhul. Yani bu da hep ikinci, üçüncü gidiyor. E, altının ikinci ayağındaki e, safkan maiden gruptaki safkanın antrenörü de sahibi de Erdal Öztürk'tü. Bu da da aynı şekilde. Hep ikinci, üçüncü. Yarışları da arkadaşlar izlerseniz fark edeceksinizdir. At zaten kazanmaya değil ikinciliğe koşuyor. Yine ikinci olma şansı yüksek. En azından yedi plası da rahatlıkla oynanabilir diyorum. Ve benim altın için e, yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. E, tuttuğunuz safkanlar varsa değerlendirin. Şimdiden herkese bol şans diliyorum.